Merhaba. Nasılsın? Gel bak kameraya. Koy elini benimle. Tamam. Çocuğa atıyor. Evet. Sizi polis olacak. Büyük bir yardım olacak. Evet, sen de al. Başlayalım. Kaldırın. Sekiz. Belediye Başkanımız Eyüp Yılmaz'ın destekleri İsmail Baykut İlköğretim Okulu'nun koordinatörlüğüyle hazırlamış olduğumuz 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinliğine hepiniz hoş geldiniz. İçeriye. İki Nisan normalde. Yarın ama biz bunu yarın cumartesi olduğu için. Arkadaşlar siz bilgilendirin. Evet. Sayın kanıtım, özellikle öğretmenlerimiz. Buyurun. Otizmin ne olduğunu, nasıl fark edilebileceğini ve neler yapılması gerektiğiyle ilgili kısa bir bilgilendirme çalışması yaptık. Sonrasında dünyadaki otizm ünlülerimiz var. Çok kişinin bilmediği ama çok ünlü insanlarımız var. Bunlarla ilgili evet, Einstein, Bill Gates, Beethoven ve Mozart'ın çok kısa koyduk. Daha birçoğu var bunların. Bunlarla ilgili kısa bir bilgilendirme çalışması yaptık. Okey. İsmini söylediğinizde size bakmıyorsa, parmağıyla istediği şeyi gösteremiyorsa, yaşıtlarının oynadığı oyunlara ilgi duymuyorsa, bazı sözleri tekrar tekrar ve ilişkisiz ortamlarda söylüyorsa, al ver gibi basit komutları yerine getiremiyorsa, konuşmakta akranlarının gerisinde kalmışsa, sallanmak, parmak ucunda yürümek, el çırpmak gibi hareketleri varsa, takıntılı davranışları varsa, dönen nesnelere ilgi duyuyorsa otizmli olabilir. Otizm, yaşamın erken dönemlerinde kendini gösteren ve sosyal ilişkilerde, iletişim kurmada, davranış kalıplarını oluşturmada ve bilişsel gelişmede gecikmeler ve sapmalar izlenen nörobiyolojik bir bozukluk olarak kabul edilmektedir. Otizm bir eksiklik değil, farkındalıktır. Her insan dünyaya farklı özelliklerle gelmektedir. Herkesin kendine has fiziksel, duygusal ve sosyal yapısı vardır. Herkes için gerekli olan eğitim, otizmli çocuklarımız için aynı zamanda bir tedavi yöntemi olduğundan büyük önem arz etmektedir. Bu açıdan erken teşhisle birlikte verilecek özel eğitim onları toplumsal hayata kazandıracaktır. Devletimiz otizmli çocuklarımızın daha iyi şartlara kavuşabilmesi için tüm imkanları seferber etmektedir. Bizler de onların sosyal hayatta yer alabilmeleri ve kendi ihtiyaçları mümkün olduğunca bağımsız karşılayabilmelerini
arzu etmekteyiz. Otizmli bireylerin çocukluktan itibaren ön yargı ve ayrımcılığa maruz kalmadan nitelikli eğitim alabilmelerini temin etmek ve onlara daha iyi bir yaşam sağlamak, başta otizmli çocuklarımızın aileleri olmak üzere toplumumuzun her bireyinin görevidir. 30 bin farkındayız. Onların da daima yanındayız. Bizler de otizmli çocuklarımızın bu farkındalıklarını öğrenmeli, onları sevgiyle, bu farklı bilinçle kucaklamalıyız. Bu çocuklarımızın yaşamlarını daha güzel sürdürebilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Her türlü şartlarda yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Önemli olan sadece bir gün değil, sizin her gün yanında olduğumuzu özellikle belirtmek isteriz. Bu duygu ve düşüncelerle 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nün etkinliklerini otizmli çocuklarımızın yaşamlarına katkı sağlamalarını diliyorum. Hepiniz sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Tebrik ediyorum. Allah yardımcı olsun. Kübra. Hey Kübra. Öyle mi diyeyim?